Nokta masalı eskilerden bir zamanlar Dilara isminde bir çocuk varmış ve cuma günleri olan resim dersine ilgisi olmadığını düşündüğü için isteksiz gidermiş. Her cuma günü derse gireceği zaman, keşke böyle bir ders olmasaydı, diye söylenerek hocasını beklemeye başlamış. O gün derse gelen resim öğretmeni, hadi çocuklar defterinizi çıkarın ve içinizden ne geliyorsa onu çizin, demiş. Herkes resim çizerken Dilara boş boş kağıda bakmaya başlayınca öğretmeni "Sen neden bir şey çizmiyorsun?" diye sormuş. O an Dilara "Ben resim çizmeyi hiç ama hiç sevmem." tepkisini duyan öğretmen "Resim çizmek çok güzel bir şey. Bu yüzden sen de içinden gelen bir şeyi çizebilirsin. İstersen kağıda sadece nokta bile koyabilirsin." deyince Dilara kağıda bir sürü noktalar koymuş ve bir resim çıkarmış ortaya. Ertesi hafta yine isteksiz bir şekilde derse girmiş. Öğretmen sınıfa girince Dilara'nın resmini alarak çok ilginç bir şey bunu kim çizdi diye sormuş. Fakat Dilara cevap vermeyince öğrencilerin isteği üzerine bu haftada yine serbest çalışma yapma kararı almışlar. Öğretmen isteksiz olan Dilara'nın yanına gelerek istersen noktaları bir araya getirebilir kendini bu şekilde ifade edebilirsin, demiş. Bir sonraki hafta Dilara'nın yaptığı resim çerçeve içerisine alınmış ve duvara asılmış. Gören tüm öğrenciler sanki bunu bir ressam yapmış diye hayranlıkla kontrol etmişler. Sınıfa gelen öğretmen Dilara arkadaşınızın yapmış olduğu bu resmi siz de beğendiniz mi diye sorunca herkes hayranlığını ve şaşkınlıklarını dile getirmişler. Dilara o an aslında kendinde olan yeteneğin farkına varmış ve ön yargılı davranmak yerine resime yönelmeyi seçmiş. Öğretmen o hafta nokta ile öğrencilerden ağaç çizmelerini istemiş. Dilara bu sefer de noktaları bir araya getirerek harika bir ağaç çizmiş ve aslında resim dersine ne kadar ilgili olduğunu sadece bir nokta ile fark etmiş.